Bulamayanlar ne yapıyorlar? Yani çok biraz nostaljik bir şey ama bir avuç toprak ve bir şişe su alıp geri dönüyorlar. Bunu da doğdukları toprakları bir daha göremeyen aile büyüklerinin mezarlarına serpiyorlar. Yani duygusal bir şey ama bu anlamlı bir şey. Şimdi peki bu mübadil buluşmaları iyi bir şeymiştir. Buna bir Yunanlı araştırmacı, evet bu iyi bir şeydir ama diyor bunun dozunu da kaçırmamak lazım. Yani sık sık kaybedilmiş vatanlardan söz ederseniz o zaman karşı tarafın kaybedilmiş vatanlarını da göz ardı edersiniz. Yani burada iki tane taraf var. İki tanesinin de kaybedilmiş vatanları var. İki tarafta doğduğu toprakları özgürce zamanında ziyaret edemediler ki biz ikinci, üçüncü kuşaklar bunu yerine getiriyoruz. Biz Yunanistan'a gittiğimizde yani akrabalarımız bize aynı konukseverliği gösteremezler. Çok büyük konukseverlikle karşılanıyoruz. Aynı şekilde Rum Ortodoks mübadiller buraya geldiklerinde aynı konukseverlikle karşılanıyorlar. Yani bu ilişkiler, mübadiller arası bu ilişkiler inanıyorum ki gündemi belirleyen gerek yerel siyasetçilere gerekse ulusal siyasetçilere de etki ediyor. Yerel siyasetçilere kesinlikle etki ediyor. Çünkü yerel yönetimler gerçekten Yunanistan'la işbirliği yapmaya çok istekli, çok hevesli ve çok sayıda belediye, yerel yönetim, kardeş belediye, kardeş şehir oldu Yunanistan'la. Yalnız biz mübadillerin tabii ki bir takım talepleri var. Bunu 30 Ocak 1913'te mübadilenin 90. yılında ortak bir bildiriyle dile getirdik. O bildiriyi Lozan Mübadileri Vakfı ile birlikte 22 tane derneğimiz imzaladı. O derneklerimizden zaten 3'ü burada, Adana, Mersin ve Tarsus derneğimiz. Yani biz şunu istiyoruz. Bir, vize kalksın. Avrupa Birliği çatısı altında, bayrağı altında konuşuyoruz. Avrupa Birliği bu ayıbı ortadan kaldırsın. Vizeyi kaldırsın. Bir, iki, biz mübadiller geride aile büyüklerimizin İbadet ettikleri mekanları bıraktık. Cami, kilise, burada kilise, orada cami, manastır, tekke, her neyse. Bu binalar veya bu yapılar ötekinin malı değildir. Yani